Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu geceler diliyorum. Hoş geldiniz. Bu gece Samsun Nabzı'nda Mustafa Belur, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur konuğumuz olacak. Saklı Cennet'ten bahsedeceğiz. Ayvacık'tan hoş geldiniz Mustafa Bey programımıza. Hoş bulduk Sinan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Biz sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Önce geçmiş olsun diyelim. Anneniz rahatsız olduğu için. Sağ olun. Alelacele de biraz oldu belki programa katıldığınız zaman. Allah razı olsun. Umarım kısa zamanda iyileşir anneniz de. Sağ olun. Saklı Cennet neden deniyor Ayvacık'a? Diğer ilçelerden farklı olarak öne çıkan olağanüstü bir yapısı var Ayvacık'ın. Bize biraz bunlardan bahsedin. Bu gelecekte Saklı Cennet'i nereye taşımayı düşünüyorsunuz? Bunlardan bahsedin. Bütün şehir hayata geçirmeyi planladığınız çalışmaları hızlandırdı mı? Biraz bunlardan bahsedin istiyorum. Ama en öncesinde bu Eylül ayı içerisinde yaşanan donla ilgili çok sorular geldi. Çiftçileri, üreticileri, tarımla uğraşan vatandaşlarımızı zor durumda bıraktım efendim. Öncelikle bizi Samsun'dan, kırsal kesimden, vatandaşlarımızdan, bizi izleyen bu akşam, Samsun dışından İstanbul, İzmir, Avrupa, Bursa, tüm Avrupa ülkelerindeki gurbetçilerimize saygılar sunuyorum. Vakitlerini bize ayırıp bizi dinleyecekler. Hepsine mutlu akşamlar diliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum efendim. Bu fırsatı bu akşam bize verdiğiniz için de sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu son dönemlerdeki işte meteorolojiden kaynaklanan hava muhalefetinden dolayı bizim ilçemizde de tabii bir problem yaşadık ama özellikle bu bayramdan önceki dönemdeki bu sağanak yağışların yüksek mahallelerimizde bir 3 mahallemizde oldukça olumsuz sonuçlara neden oldu. Fındık, sebze, diğer tarımsal ürünlerin ceviz, tamamı. Elma gibi belki, mısır gibi. Meyve çok fazla yoktu o yüksek köylerimizde ama fındık ve tarımsal ürünlerin %90'ını ve üzeri bir miktarda, yani %100'e yakın bir miktarda tamamen yok etti, geçti. Böyle bir problem yaşadık maalesef. Ama sık sık şimdi meteorolojinin artık böyle bir afetten önce uyarıları, bizlerin vatandaşlarımızı anında uyarmamızla birlikte bir tedbir almaya çalışıyoruz. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ama maddi kayıplara neden olabilir. Neden oldu? Bu bahsetmiş olduğunuz kesimlerdeki zararların temini için girişimlerde bulundu mu? Hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Onların raporları ilgili bakanlıklar tarafından değerlendiriliyor. Onunla ilgili sonuçlar en kısa sürede bölgemize ulaşacaktır. Tabii aklımıza daha çok Terme gibi, Salı Pazarı gibi, Atakum gibi bölgeler geliyor ama özellikle sel deyince. Ama Ayvacık'ta böyle bir risk var mı? Olduğu zaman da neler yapacağınızı planladınız mı efendim? Evet, öyle bir afet önleme planımız var. Afet acil durum kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ayvacık maalesef hani Terme gibi, Salı Pazarı gibi aynı kadere sahip. Herhangi bir afet durumunda işte Yeşilırmak aksı üzerinde olduğumuz için iki tane barajın arasında bulunuyoruz. Bir vadi, ilçe merkezi de malum 5-6 tane derenin gölle buluştuğu lokasyonda yerleşim merkezimiz var. Büyük bir afet durumunda önemli bir risk teşkil ediyor bizim için. Onun için de öncelikle hayati anlamda almamız gereken tedbirler bugüne kadar çoğunluğu alınmış ama bundan sonra da alınmaya devam ediyor. Anladım. Peki yine dönelim Aybacık'ın o diğer adı Saklı Cennet denmesinin evet. sebebine. Neden gerçekten Saklı Cennet deniyor Aybacık'a? Bu şekilde isimlendiriliyor. Ona bu unvanı veren şey nedir efendim? Bir de turizm bölgesi ilan edildikten sonra evet. bu hikayeyi de istiyorum yani aslında öğrenmek. Saklı Cennet Aybacık'ın turizm bölgesi ilan edilmesi süreci nasıl yürüdü? Ne zaman ilan edildi? Bunları da sizden dinlemek istiyoruz.
Tabii Sinan Bey, bizim Samsun'umuzun hedeflerinden farklı bir hedefimiz olamaz da Ayvacık olarak. 17 ilçemizden bir tanesi de Ayvacık'ımız. Samsun'umuzun hedefleri var. Büyükşehirimizin bu hinterlandımızın tamamını planlayan planlama mekanizmaları Samsun'a bir takım temel hedefler koyuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da o temel hedeflerin önce olan hedefler üzerinde bir çalışma programı hazırlıyor. Biz de o potansiyellerimize göre, o master planlarındaki öngörülen hedefler ve potansiyellerimiz neyi gösteriyorsa biz de ona göre çalışmaya gayret ediyoruz. Samsun'umuzun özellikle turizmde, sporda, ticarette, tarımda hedefleri var. Bu anlamda bizim de Samsun'umuzun hedeflerine paralel olarak Ayvacık'ımızın potansiyellerine baktığımız zaman spor ve turizmde çok artıları var ve bu hedefler üzerinde gittiğimiz takdirde ilçemizi daha çok hem Samsun'a sosyal anlamda, kültürel anlamda, ekonomik anlamda Samsun'un önemli bir parçası haline getirebileceğiz. Hem de Türkiye'nin önemli bir parçası ve markası haline getirebileceğiz. Bu anlamda çalışmalarımız bu hedefler doğrultusunda oluyor. Özellikle ön plana aldığımız spor ve turizm. Turizm. Evet. Turizm deyince aklımıza gerçekten Ayvacık'ı görmeyenler açısından söylüyorum bunu. Görürlerse tam anlamıyla ne demek istediğimizi anlayacaklar. Birazdan yapılan çalışmaların içerisinde bu görüntüleri izleyecekler ama spor deyince de aklımıza su sporları gelmeli galiba. Su sporları. Dragon evet. Yarışmaları bildiğim evet. kadarıyla yine evet. sizin orada yapılıyor. Tüm su sporları ve doğa sporlarının hepsini bunun içine katabiliriz. Çünkü coğrafi yapı itibariyle su sporları ve doğa sporlarının tamamının çok optimum yapılabilecek şartlarını taşıyoruz. Taşıyorsunuz. Hı-hı. Peki Samsun'un iki gemisi, arkadaşlar şimdi ekranda da gösteriyorlar Dragon yarışmalarını. Samsun'un iki gemisi ne zaman barajda faaliyete geçti? Beklediğiniz gibi bir performans alıyor musunuz? Biz ziyaret ettik, gerçekten de çok amacına uygun bir tekne olmuş gerçekten de gemi. İstediğiniz gibi değerlendirebiliyor musunuz? Ne kadar sıklıkla gezinti düzenliyorsunuz? Pahalı mı, ucuz mu? Buradan izleyicilerimize de duyurusunu yapmış olalım. Biz ona gelmeden önce eğer izin verirseniz, hani Samsun'un iki gemisine veya işte diğer gezi teknelerimize nereden geldik? 2011 yılında yoğun çalışmalarımızla birlikte işte koşturduk gece gündüz, ya bu ilçenin hedeflerinde bu güzelliği, bu saklı cennet markasının içine doldurmak için inanılmaz bir mesai sarf ettik. Yani orada işte biraz çarşambanın arkasında, dağların arasında kalmış özelliğini, hiç bozulmamış özelliğini, ya turizmde biz burada ÖGE olarak ortaya çıkaralım. Evet, ÖGE olarak. Turizm bölgesi hikayesinden bahsediyor, evet, yolculuğundan. Hı-hı. Yani o gemi, hani kendisi hemen pat diye, hadi Ayvacık'a bir gemi getirelim olmadı. Olmaz değil Uzun mi? Uzun süren bir background'u var bu çalışmaların. Tabii biz 2009'da belediye idaresine geldiğimiz zaman, tabii Ayvacık'ta yapılması gereken çok şeyler vardı. Yani daha kentsel altyapımız, temel ihtiyaçlarımız eğitimde, sporda, daha turizmden bahsedebilecek bir durumda değildik. İnanılmaz belediye kurumu olarak yapmamız gereken inanılmaz çalışmalar vardı. Yani bunun için belki de bir 5 ila 10 yıllık bir periyot gerekiyordu ama bizim zamanımız yoktu Sinan Bey. Biz şu hızla o hedefi en kısa sürede aşmamız gerekiyordu. Ne yapmamız lazım? Önce planlama yapmamız lazım. Planlama olmadan hiçbir şey olmuyordu. Biz hem asli belediyecilik hizmetlerimizi hızla gece gündüz yaparken hem de ilçenin tamamının planlamaya, hedeflerine doğru böyle adım adım değil de koşar adımla gitmeye çalışıyorduk. Bunun için de öncelikle turizm bölgesi olması gerekiyordu. Bu turizm, bu işte gölü, doğası, o
güzel bozulmamış yapısıyla, ekolojik yapısıyla birlikte buranın turizm bölgesi olarak master planına işletip Türkiye'nin turizm bölgesi kararının tescilinin kimliğinin alınması gerekiyordu. Bunların da çalışmalarını eş zamanlı olarak yaptık. Yaptıktan sonra tabii turizm bölgesi olmanın, turizm yapmanın bir takım olmazsa olmazları şartları, var. Ulaşım imkanlarınız iyi olacak, turizm konaklama altyapınız iyi olacak, gelen misafirlerinizi en az 3 gün orada dolu dolu gezebilecekleri, dolu dolu keyif yaşayabilecekleri enstrümanları sunmanız lazım. Evet, konaklama, yeme içme, gezi ve şey alanları, yani keyif alacakları alanları mutlaka yapmanız lazım. Bunun için oteller yapmanız lazım, ulaşım için yollar yapmanız lazım. İşte aktiviteler yapmanız lazım, insanları mutlu edecek aktiviteler. Bu gemi işte bunlardan bir tanesiydi. Göl üzerinde panoramik gezi yapmak için geldiler. İşte ulaşım imkanlarını işte siz yerel otorite olarak sağlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra bir otel yaptık. Bir otelde şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, iki tane butik otel, yöre mimarisine uygun ahşaptan onlar yapılıyor. Özel yatırımcılar hemen tabii bölgenin bu güzelliğini fark edip işte yabancı yatırımcılar özellikle hemen biz de burada bir şeyler yapalım telaşı içerisine girdiler. Onların yapacakları doğaya uygun oteller. Ki başlıyor bir tanesi nasip olursa, planlama çalışmaları bitti. Bu yıl başına doğru başlayacaklar. O gelen insanların da işte o ilçede zaman geçirebilmeleri, keyif almaları için de bir takım aktiviteler de yapmanız lazım. Gemiler bunlardan bir tanesi. Samsun'un bir gemisi. Samsun'da deniz turizmini ve deniz ulaşımını biraz daha farkındalığını yarattığı zaman için, evet, renklendirmek için hemen Ayvacığımızın da turizminde su gezinti, su sporları gibi noktalarda potansiyeli için başkanımız sağ olsun hemen oraya Samsun'un gemisini getirdi. Yeterli gelmedi. Hemen bir tane daha kışın gelen misafirlerimiz gelsin diye kapalı bir tane daha bayramdan önce suya indirdik. Ama Yusuf Başkanımız bununla da yetinmiyor. Hemen bir tanesinin daha siparişini verdi. Yapımı devam ediyor. O iki gemiden de biraz daha farklı kapasiteli, daha farklı gelen misafirlerimizin gezmelerine imkan sağlayabilecek, yani yemek yiyebilecek işinde mutfağı da olan, biraz daha donatılı, Samsun'un bir gemisi özelliklerini taşıyan bir gemimiz daha Allah nasip ederse önümüzdeki yıl göl üzerinde faaliyete geçecek. Evet. Bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Bir bölgenin, bir ilçenin turizm bölgesi ilan edilmesi aslında birçok değişkenin bir araya gelmesiyle mümkün. Evet. Yani ben turizm ilçesi olmak istiyorum deyip yola çıkmak bir şey çözmüyor. Mutlaka bu bahsettiğiniz unsurlara sahip olması gerekiyor. Evet efendim. Anladım. Peki bu uluslararası yatırımcıların içerisinde Arap turistler de var. Özellikle evet, çok yoğun bir şekilde burayla ilgileniyorlar. Basın mensupları gittiler, geldiler. Bu yaklaşık 1,5-2 yıldan beri de devam eden bir süreç. Hı hı. Evet. Daha önceki söyleşilerimizde evet arzu ediyoruz onların da burada olmasını ama iyi yönetmemiz gerekiyor demiştiniz. Evet. Bazı çekincelerim var kesinlikle demiştiniz. O çekinceler neydi? Bugün ne durumdalar? Performansları istediğiniz gibi yürüyor mu burası? Arap turistler neler yapıyorlar efendim? Nereye satın alma yaptılar mı? Neler yapacaklar? Efendim bir tane şu anda reel anlamda bir Arap yatırımcımız bir 33 dönümlük bir yer satın aldı vatandaştan. Oranın planları tamamlandı. Turizm Bakanlığımız tarafından onaylandı. Hani hangi standartlara göre yapacak bu yatırımını? Onların standardı belirlendi, onaylandı. 140 villadan oluşan bir tatil köyü gerçekleşecek. Onun dışında bir iki tane daha yine Körfez ülkelerinden genel söyleyeyim ilgililer var. Onlarla da artık temaslar devam ediyor ama somutlaşmış bir şey olmadığı için ifade etmeyelim şimdilik. Tabii turizm olmazsa olmaz ama hani turizme dönük çalışmalar yaparken de kontrollü de olmamız lazım Sinan Bey. Yani bu başka bir Ayvacık yok.
Yani bir kere bir şeyi standart, planlı kullanamazsanız ondan sonra tekrar orayı cazibe haline getirmek sonradan getiremiyorsunuz. Her şey baştan gidiyor. Nasıl başlarsa öyle gidiyor. Hani turistik lokasyonlar yapabilirsiniz, restoranlar, oteller yapabilirsiniz, mesire alanları, eğlence yerleri yapabilirsiniz ama bunları tamamen planlı ve kontrollü yapmamız gerekiyor. Biraz uzun göre mi atıkta bulunuyorsunuz? Yani Uzungöl değil. Aslında biz Türkiye turizm olarak, ülke olarak biz hani turizmde eğer bu bölgede, bölgemizde, Avrasya bölgemizde iddialı olacaksak mutlaka turistik ögelerimizi gerçekten uluslararası tüm dünya insanlarının işte budur diyebileceği şekilde, çünkü dünya pastası turizmde çok ilerledi. Yani insanları kendinize çekmek için çok cazip olmanız lazım. Alel acele bir şeyler yaptığınız zaman o geçici bir şey oluyor. Ondan sonra Bravo. Siz de hedeflerinizden sapıyorsunuz. Bravo. Bu anlamda bir planlama yapalım dedik. Özellikle planlama ölçeğinde bir hani yeni yapılacak yatırımlar belli bir standartlarda, ekolojik yapıyı bozmayalım, doğayı bozmayalım. İlçenin hani sanayisi nerede olacak, turizm merkezinin, işte fabrikalar nasıl olabilir, işte tatil köyleri, otellerin standardı nedir diye plan yapalım dedik. Maalesef yani biraz bürokrasinin sıkıntısını yaşıyoruz ama bu ayvacık hepimizin. Yani burada plan yapmazsak, planlayamazsak o zaman biz plansız yapıları önleyemeyiz ve bizler de etkisiz hale geliriz. Yani bir plan yapmak Daha için kurumlardan teklif topluyorum. Bazı kurumlar ya bu kadar alanda plan yapılır mı bilmem ne, lütfen yani bütün çevre kuruluşlarımız, doğayla ilgili olan kuruluşlarımız yani bizim bu çalışmalarımıza lütfen destek olsunlar. Biz doğayı koruyarak doğanın nimetlerinden insanların faydalanmasını istiyoruz ama bunu planlayarak yapmak istiyoruz ama bir yıldır plan yapacağız. Kamu kurumlarının bazılarından daha kurum görüşü alamıyoruz. Yani planın alanı çok geniş. Bunu daraltın da öyle görüşelim. İşte toprak koruma kurulları var. Kurulun üyeleri ya kurul bizi çağırıp da valilikte kuruluyor. Birkaç kurumun temsilcisi var. Ya kurum bizi çağırıp da ya bu kadar alanı planlamak istemişsiniz. Burada ne yapmak istiyorsunuz diye bize sormuyor bile. Çok büyük bir alanı planlama alanını içerisine almışsın. Daralt bunu, öyle getir, bir daha görüşelim. Yahu ben bu alanı planlamazsam yarın bugün orada plansız her türlü tehdide açık bir alan bırakacağız. Öbürü gelecek oradan kaçak yapılaşma olacak. O oradan bir şey yapacak. Benim elim kolum bağlanacak. Ve yönetemez yani, hale geleceksiniz. Evet, hep birlikte farkında olmadan bu canım cennet alanı biz açık hale getireceksiniz. Tehditlere açık hale getireceğiz. Yani kurulun başında kimler var efendim, bu söylediğiniz? Mesela Vali Bey bu işi yönetiyor mu? Sayın Valim'in Sayın Valim kurulun başkanı değil. Kurulun başkanı bir vali yardımcısı. Ondan sonra birkaç tane de kurum temsilcileri var ama lütfen bu kararları verirken yani bizleri de bir çağırsalar da ya niye burada plan yapmak istiyorsun? Efendim çağırmayı deseler, değil, asıl bu işin yürütücüsü olduğunuz için mutlaka sizin görüşünüze istinaden şekillenmesi gerekiyor. Yok, yazıyoruz, yazımız red geliyor. Bunu yani deniyor ki bu alanı dedi, çok yapmışsın biraz. Paylaşalım, bilgi paylaşalım. Ben bu kadar alanı çok keyfimden plan alanını geniş tutmuyorum. Tehditleri önlemek istiyoruz. Doğaya karşı olan tehditleri önlemek istiyoruz. Planlamak istiyoruz. Fırsatçılar gelip ortalığı talan etmesin istiyoruz. Burada bir art niyetimiz yok. Tarım alanlarımızı koruyalım. Tarım dışı alanlarımızı da eğer turizmde kullanacaksak bunları da standart kullanalım. Kimseye, fırsatçılara, kaçakçılara, ondan sonra imara aykırı yapılaşmalara fırsat vermeyelim. Yani bunu istiyoruz. Evet. Biz de katılıyoruz bu düşüncenize. Son derece haklı bakış açısıyla yola çıkıyorsunuz çünkü. Buradan ilgili kişilere, özellikle şehrin
asıl yöneticisine, Sayın Valime de buradan bu mesajı da aktarmış. Sayın Valimin olabilir. Bilgisi yoktur. Bilgisi olsa mutlaka, çünkü çok kıymetli bir valimiz var. Yani bu konuda şeyi direkt olsa, çünkü vali yardımcılarımızdan birisi sanıyorum Toprak Koruma Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor. Böyle bir ret geldi. Bir yıldır plan yapmak istiyorum. Bekliyorum. Bir yıl bir plan uzun sürmez. Bunlar ne kadar uzun sürerse efendim, biz o kadar yani elimizdeki hamur ya kurur ya da hamurdan ekmek olmaz. Tamam efendim, biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuyu Sayın Valim'le paylaşacağız. Bu sizin sesinize ses vermelerini arzu edeceğiz. Kendisiyle de görüşüp size bilgi vereceğiz efendim. Yani biz sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz gece gündüz 17 ilçede, yani hiç uyumuyor. Bir hep beraber senkronize bir çalışma yürütüyoruz. Kırsal alanda, turizm alanında, altyapı alanında, yol, su, işte neler var, hangi konularda çalışabiliriz ya, biz bu Samsun için ne var ön plana çıkarabileceğimiz, hadi bu var, nerede imkanımız var, hemen koşturup yapmaya çalışıyoruz. Yani bir telaş içerisindeyiz. Yani bu telaşımız da Samsun'umuzu koruyarak planlı, kontrollü bir şekilde bir an önce, yani Türkiye'nin en üst düzey estetik, turistik, efendime söyleyeyim bir o kadar da güzelliklere sahip bir kentini oluşturmaya çalışırken bir takım bürokrasi de bize böyle kolumuzdan, kanatımızdan çekip bekle ya, orası bilmem devlet su işlerine ait, orayı tahsis edemeyiz. Edeyseyi sen bana burayı tahsis etmezsen, pislik içinde temizliği yapılacak, oranın rekreatif düzenlemeleri yapılacak, oralarda bir estetik güzellikler yapılması lazım. Siz yapmazsanız kurum olarak ben yapmak istiyorum. Bana bir yıldır orayı tahsis etmiyor. Aslında kullanımı benim, şehrin merkezi, göbeği. Uğraşıyorum, oraya yazıyorum. O diyor ki oraya görüş soruyorum. Ya vaktimiz yok efendim, yani buna vaktimiz yok. Yani burayı hemen korumamız, güzelleştirmemiz lazım. Onlar artık eskide kaldı. Yani öyle bir estetiği olmayan ucube şehirlerde biz idarecilik yapamayız. Ya da turizm bölgesi olmaktan o zaman Ayvacık'ın böyle bir şeyden gerekiyor. Konuşamayız. Yani öyle turizmden falan konuşamayız. Asla. Son derece haklı tespitler. Bu konuyu gündeme aldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz de Sayın Valim'le bu konuyu, endişelerinizi paylaşacağız efendim. Size geri dönüş yapacağız. Değerli izleyiciler, Mustafa Belür Ayvacık Belediye Başkanımız. Kendisine sosyal medya üzerinden sorularınızı aktarabilirsiniz. Arkadaşlarımız birazdan adreslerimizi sizle paylaşacaklar. Aynı zamanda sınırlı olmak kaydıyla canlı telefon bağlantıları da alabileceğiz. Bunun öncesinde ama Ayvacık'ta vatandaşlar belediyenin yapmış olduğu çalışmaları nasıl algılamış, değerlendirmiş? Bununla ilgili ilçede yaptığınız çalışmalar var efendim, sokağın sesi. Onu izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ayvacık Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Çok iyi yani. Bak eskiden buralarda çamurdan geçilmiyordu. Bak şuralar. Ben Eyüp Sultan Mahallesi'nde oturuyorum. Benim önümde tozdan geçilmiyordu. Şimdi hep kaldırım taşı döşenmiş. Mis mis. Peki başkana iletmek istediğiniz mesaj var mı? Yani biz belediye başkanından memnunuz yani. Çok güzel çalışmalar. Eyüp Sultan Mahallesi esnaflarından Erol Market sahibi Cemil Erol. Peki Ayvacık Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok yerinde. Memnunuz. Günün şartlarına göre, Türkiye'nin durumlarına göre çok iyi. Tabii daha da iyi olmasını isteriz. İnşallah iyi olur. Ayvacık Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Olumlu, fena değil. Güzel. Projeler hakkında neler söyleyeceksiniz? Zaten Ayvacık'ın sıkıntıları nedir? Ulaşımdır. Mahalle yollarının çalışmaları güzel. Park bahçe çalışmaları da güzel. İçeride düzenlemesi de güzel. O konuda sorun yok. Ayvacık Belediye Başkanı'na iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Ayvacık Belediye Başkanı'na iletmek istediğim mesaj, ya çalışmaların devamı. Şükürler olsun Allah'a, iyi. Bundan iyisi can sağlığı. Çalışmalar hakkında neler söyleyecektin? Çok iyi, çok iyi. Dikkat ederlerse daha iyi olur. Buna çok memnunum. Şükürler olsun Allah'ımıza. İyi, her şey dört dörtlük oluyor. Şu durumda iyi.
Peki başkana iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Saygılarımızı sunarız. Bu kadar ilgilendiği için çok teşekkür ederiz. Her şey için ayrı ayrı teşekkür ederiz. İyi. Bir diyeceğimiz yok şu an için. Çok güzel buluyorum. Peki projeler hakkında neler söyleyeceksin? Projeler iyi, gayet iyi. Aşağı şeyleri yaptılar, parkları falan yaptılar. Güzel. Peki yani, başkana iletmek istediğin bir mesaj var mı? Memnunuz her şeyden. Başkana saygılar. Ayvacık Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Ayvacık Belediyesi'nin çalışmalarını dört dörtlük olarak görüyoruz. Artı temizliğini, yönetimini olarak çok beğeniyoruz, destekliyoruz. Daima arkalarındayız. Yani her şey için çok teşekkür ediyoruz. Yani Ayvacık bayağı güzel bir hale geldi. Peki başkana iletmek istediğin bir mesaj var mı? Başkana iletmek istediğimiz mesaj şu var. Bildiği yoldan şu açmasın, her zaman arkasındayız. Çok iyi, çok güzel. Peki projeler hakkında neler söyleyeceksin? Yapılan çalışmalar hakkında. Çalışmalar güzel. Sahilde parklar falan yaptı. Çocuklar için oyun alanları falan parklar yaptı. Çalışmalar güzel yani. İyi. Çalışmalar hakkında farklı yerler var. Mesela bazı yerlere iyi çalışıyor. Bizim oralara geldiğimiz 0.2. Peki başkana iletmek istediğin bir mesaj var mı? Var. Söyle abicim. Lütfen daha önce verdikleri sözler dikkate alaraktan halkın önüne çıksın ve bir açıklama yapsın. Gayet güzel abi. Köylerde olsun, buralarda olsun yapılan işleri görüyoruz. Her şeyi dört dörtlük daha da devam etmesinin istiyoruz yani Allah'a şükür. Hele hele bizzat bilhassa bu büyük şehirde geçeli çok mükemmel. Yani dört dörtlük Ayvacık'ın bütün köylerinde çalışma var. Çok hızlı bir şekilde. Zannediyorum mesaili bir şekilde de bile çalışma var. Yani sadece mesai saatleri içinde değil, mesai saati dışında da. Çok mükemmel bir çalışma var. Ayvacık Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz abi? İyi buluyorum. Peki projeler, çalışmalar hakkında neler söyleyeceksin? Şu durumda çok iyi, eskisinden çok iyi. Çok iyi buluyorum, güzel çalışıyorlar. Hizmetleri iyi. Daha öncelerden baktığımız zaman daha güzel yani, şu an çok iyi. Belediye çalışmaları olarak şu anda çok iyi gidiyor. Önceden lisede ben Öğrencik Köyü'nde okudum. Öğrencik Köyü'nden gelerek okudum burada, çok program nitesinde. Öğrencik Köyü'nden aşağı 8 kilometre yürüyerek geliyorduk. Eynel'in çamurunda iyice çamur belimize kadar çıkıyordu. Ondan sonra buraya geliyorduk. Irmağımızda temizleniyorduk. Tekrar okula gidene kadar çamur oluyorduk. Allah'a şükürler olsun, belediyemiz köprüden sonra çok güzel çalışmalarla bunu sonlandırdı. Evet abicim, Ayvacık Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum, şu anda çok çok temiz Ayvacık. Eskiden çok güzel. Projeler hakkında neler söyleyeceksiniz? Projeler sosyal testten çoğalması ve turizm açılması için çalışıyoruz işte. Doğru. Peki başkana iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Başkana iletmek istediğiniz mesaj, turistik alanın çoğalması. Testlerin yapılması. Ayvacık Belediyesi süper bir çalışma yapıyor. Gerçi 20 senede yapılmayanı Allah razı olsun kim gönderdi bilmiyor. 5 senede süper bir düzeye geldi. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Suyumuz geliyor. Çöpümüz günlük alınıyor. Yani Allah bin kere razı olsun diyor yani. Biz bu adamı tanımadığında oy verdik. Vatandaşların değerlendirmeleri böyle. Değerli Başkan, özellikle genç kardeşimiz çamura bata çıka okulumuza geliyorduk. Şimdi köprü yapıldıktan sonra sorunumuz ortadan kalktı diyor. Hangi köprüden bahsediyor acaba çocuk? İlçenin iki yakasını bir araya birleştiren bir köprü. Bu yıllardır bir sorundu. Yani baraj gölünden sonra gölün karşı yakasının ilçe merkezine ulaşımı yoktu. Eskiden bir köprü vardı Irmakken. Gölün altında kalınca. Köprüsü sallarla geçmek işte çok hayati risklere de neden oluyordu. Dramatik bir durumdu. Ama Allah razı olsun hükümetimiz o köydesten en büyük bütçeyle 12 trilyon lira harcayarak o ilçemizin iki yakasını bir araya birleştirdi. Çok estetik de bir köprü. Çelik konstrüksiyonda Türkiye'de 3. estetik ödülü de olan bir köprümüz. Dolayısıyla o köprüyle birlikte biz ona Boğaz Köprümüz diyoruz. İstanbul Boğaz Köprülerimizden bir tanesi de Samsun'umuzun Ayvacık'ına kazandırılmış arkadaşı oldu. Arkadaşı haklı çıkartıyor yani doğal olarak bu söylem. Evet kesinlikle yani özellikle gençlerimiz bizim için inanılmaz önemli. Ayvacık göç veren bir yerimiz yani hemen ilkokulu bitiren gençlerimiz
lise ve üniversite eğitimi alamadan hemen hayata atılıp hemen işte bir şekilde ekmek derdine düşmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla da hemen gurbete gidiyor. Orada inşaata veya değişik sektörlerde çalışmak istiyor. Bu İş imkanı olmadığı için de haklı belki arkadaşlar maalesef. Ama siz hem bürokrat kökenli bir belediye başkanısınız. Hem de anladığım kadarıyla Ayvacıklı olup da özellikle Hollanda'da, Almanya'da yaşayan çok fazla Ayvacıklı var. Onlarla Avusturya, Fransa ve Almanya yoğunluklu. Onlarla da çok yoğun çok yakın görüşmeler içerisinde. Özellikle İslam yaratılması babında. Evet. Bir de bu bahsetmiş olduğunuz bu saklı cenneti eğer tam manasıyla kafanızdaki gibi bir turizm bölgesine dönüştürürseniz o arkadaşlarımızın Ayvacık'ı terk etmesine değil mi? Tabii, gerek kalmayacak. Kesinlikle. Yani. Geri dönüşü sağlamaya çalışıyoruz. İki öge çok önemli Sinan Bey. Yani eğer bir yerde hem turizmi hem de şehrin kentsel estetik ve gelişimini sağlayabiliyorsak istihdamı da sağlamak için gençler ve kadınlar çok önemli. Evet. Az öncedeki genç kardeşimizin de dediği gibi yani bir Samsun'un ve Türkiye'nin en geri eğitim seviyesi olan ilçelerinden bir tanesiyiz. Öyle mi? Samsun'un da en gerisindeyiz. Bu anlamda eğitimin fiziki altyapısı iyi değildi. Bundan dolayı sıkıntılarımız vardı, göç veriyorduk. Mesela ben Ayvacık'ta lise olmadığı için ilkokuldan sonra eğitim alabilmek için Ladik, Akpınar Öğretmen Okulu'na gitmek zorunda kaldım. Ayvacık'ta lise yoktu. Sene 1983. Yine 2011 yılına kadar yine bir tane lise vardı Ayvacık'ta. Yani bir lise, o da 96 yılında 96 yılında bir lise açılıyor. Tek bir liseyle eğitim şeyine, köylerimizde okul fiziki alanları inanılmaz kötüydü. Özellikle bu son dönemle 6-7 yıl içerisinde Ayvacık'ta 8 tane yeni okul değişik mahallelerimizde, şehir merkezinde faaliyete geçirildi. Bu hem Milli Eğitim Bakanlığımızın hem de hayırsever iş adamımızın işte Galip Öztürk'ün 8 tane okulu Ayvacık'ta eğitime devreye girdi. Yine bu yıl içerisinde bir turizm meslek lisesi ve çok programlı bir ilköğretim okulu, 12 derslikli bir eğitim kampüsü şeklinde yine Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimini yaptık. Ama yine eş zamanlı bu da yeterli değil. Bir yine Gençlik Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç Sayın Bakanımızın da destekleriyle bir İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisemizi de hayırseverlerimizin yine böyle yurt dışında, yurt içindeki gurbetçi böyle bir iş sahibi olmuş hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın desteğiyle şöyle hep el birliğiyle Sayın Bakanımızın da önderliğiyle Cemal Yılmaz Demir vekilimin de çok çok katkıları olmuştur. Buradan teşekkür etmek istiyorum kendilerine de. Burada bir İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisemizi de bu yıl eğitim öğretimi açmanın keyfini yaşıyoruz. Gençlik Merkezi çalışması da var bildiğim kadarıyla 1000 kişilik. Gençlik Merkezi, Spor Bakanlığı yapıyor. Evet yani. Tabii Gençlik Spor Bakanlığımızın yine çok inanılmaz yani böyle her gençlere yönelik ne gerekiyorsa her yatırımda Sayın Bakanımızın altında imzası var. Az önce onu söylemeye çalıştım. Kadınlar ve gençler önemlidir diye. Sayın Bakanımız geçen yıl hızla bir şehir stadı inşa etti. Ondan sonra kapalı spor salonu kışın hem kızlarımız hem erkek çocuklarımız spor yapabilmeleri için onu inşa ettik. Yine su sporları merkezimizi yine Gençlik Spor Bakanlığımızın katkılarıyla yaptık. Çünkü her türlü kano, kürek, yelken, efendime söyleyeyim su kayağı, Büyükşehir Belediye'miz başkanımız su kayağı merkezi yaptı. Onun ünitelerini getirdi. Hemen su sporları merkezimizde orada sanki bir su sporları eğitim kültür merkezi özelliğini kendi kendine almaya başladı.
Bu anlamda gençlerimize hızla onların ihtiyaç duyduğu şeylerin fiziki altyapılarını tamamlamaya çalışıyoruz. Peki baktığımız zaman 30 Mart sonrasında şu 1,5 yıllık süreç içerisinde hayata geçirdiğiniz çalışmalarda istihdam bu işin neresinde duruyor? Onu merak ediyorum. Çünkü geçen gün yine söyleşimizde çok ulusal bir firmanın, bir tekstil firması galiba, Ayvacık'ta Salı Pazarı'nda olduğu gibi bir örneği var. Yatırım yapmasıyla ilgili çok efor sarf ettiğinizi biliyorum. Hatta bir yanlış anlaşılmadan dolayı da üzgün olduğunuzu şirket yöneticilerini ikna etmeye çalıştığınızı hatırlıyorum. Evet. İstihdam konusunda son 1,5 senede neler yaptınız? Bu bahsettiğiniz projeyi de isim vermeden de tabii açıklayabilirsiniz. Özellikle Sinan Bey, 5 yıldır hani kadınlarımıza ve genç kızlarımıza yönelik onları ekonomiye ve sosyal hayata katmak için ufak ufak projeler yapıyoruz. Yani özellikle bir hediyelik eşyalar yapma, geleneksel unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarımızı canlandırarak onları günümüze ve geleceğe taşıyabilecek kurslar, eğitim seminerleri ve üretim atölyeleri çalışmalarımız oldu. Bununla birlikte tabii doğal ve ekolojik yapının ürünleri olan doğada yetişen ürünlerimizi üretip onları yine böyle satışa yönelik, onların üretimine yönelik çalışmalarımız oldu. Elma pekmezi gibi mesela çok. Evet, elma pekmezi noktasında gibi. Evet, markalaşıyoruz. Markalaşıyorsunuz. Yavaş yavaş bunu büyütüp tüm ulusal ölçekte güzel bir yere getirmeye çalışıyoruz. Onun dışında istihdamın tepe noktasında tabii çok insanımızı bir yerde standart üretim yapıp oradan daha çok insana ekmek kapısı, iş kapısı ve bir sosyal alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da Salı Pazarı'nda bir örneğimiz var, Kavak'ta da örneğimiz var. Bu tekstil konusunda önemli istihdam var. Bizim insanlarımız hani fındık dışında el becerileri, özellikle genç kızlarımız, hanımlarımız inanılmaz yetenekliler. Bu kurslarımızın şeyi de oydu. Küçük küçük kurslarla birlikte bir fabrika inşa edip o fabrikayla birlikte onların bu emeklerini ekonomiye döndürmek, istihdama döndürmekti. Bu anlamda bir iki tane ulusal firmayla görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim belediyemizin de bir yeri vardı. Onu da tahsis edip binasını yapıp en kısa sürede bunu buradan da tüm vatandaşlarımıza müjde olarak bu akşam verelim. Yatırımcılarımız hazır. Biz en iyisini, tabii en güzelini, en sürdürülebilir, uzun vadede büyütebilir pazarını bu şekilde hedef kitlesi geniş olabilecek bir potansiyeliyle birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu anlamda 150 kişinin çalışabileceği, %90'ı hanım kardeşlerimiz olacak bu 150 personelimizin. Bir tekstil fabrikamızı ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz. Projesini tamamladık. Belediye olarak buradan da sizin vasıtanızla onun müjdesini verelim. Çünkü pek paylaşmadım bu projeyi, daha somut hale getirelim. İşte tam reel haldeyken paylaşalım arzu ettik. Popülist şeyler yapmak istemiyoruz hani Sinan Bey. Yani yapacağız, edeceğiz, jack-jack'larla uğraşmak istemiyoruz. Hani Yusuf Başkanım hep söyler ya, yapılacak, edilecek, gidilecek. Ya bu yok, böyle bir şey yok yani. Biz gece gündüz çalışacağız. Yani doğru bulduğumuz projenin peşine Çin'de de olsa gideceğiz, Almanya'da da olsa koşacağız, getireceğiz. Onunla ilgili uzmanını, altyapısını hazırlayacağız. Yapılacak falan filan değil, yapılıyor, yapıldı. Bunları yapmamız lazım. Bunun için de çalışmamız lazım, mesai harcamamız lazım. Kuş. Tembelliği, didişmeyi, bilmem neyi, bunlara geriye atmamız lazım. İşimize bakmamız lazım. Bu anlamda da işimize bakmaya çalışıyoruz. Bir ekip çalışmasıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ekseni etrafında çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ekseni, auranın dışına çıkmamalısınız. Hedeflerimiz aynı. Aynı şehrin
aynı hedeflerine doğru koşuyoruz, aynı insanımıza hizmet ediyorsak, o zaman hedefte birlikteliğimiz olması gerekiyor. O yüzden başkanımızın enerjisine biz de Ayvacık sinerjisi verelim istiyoruz. Bunun derdindeyiz. Çok güzel. Ayvacık'ta yaşayan insanları Ayvacık'ta yaşadığı için gururlu ve mutlu olmalarını istiyoruz. İhtiyaçları neyse eğitim, spor, kültür, kentsel estetik, kentsel altyapı, ulaşım, yol, su, elektrik, köprü, elektriği saymıyorum, çok özür dilerim. Elektrik ayrı konuşulması gereken bir karın ağrımız, bir sıkıntımız. Neden efendim öyle diyorsunuz? Onu sonra anlatalım. Konuşalım, ama peki. Elektrik haricindeki ne sorunumuz varsa hepsine böyle büyük şehrimizin imkanlarıyla beraber biz de ilçe belediyesi yüklenip o sorunu bertaraf edip İleriye bakmaya çalışıyoruz. Yani gayretimiz, çalışmalarımız bu yönde. 362-333-3354 numaralı telefondan Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur'a canlı yayında beklentilerinizi, sorularınızı sorabilirsiniz efendim. Aklıma siz konuşurken elektrik meselesi yoktu tabii. Elektrik meselesindeki yani yine birkaç cümleyle beklentinizi ortaya koymanızı arzu ediyoruz ama onun dışında bir sağ ve solda Ayvacı her iki, yani gölün her iki tarafında da gezilebilecek hale getiren bir sahil çalışması da var galiba. O çalışma büyük bir proje, büyük var. Büyük bir proje evet. Değil çok mi? Çok büyük, evet. Ondan da bahsedin, sonra elektrik isterseniz siz bilirsiniz. Ya gölün etrafını biz işte bu planlı çalışmayla birlikte hani turizme açmak, o gölle insanımızı buluşturmak istiyoruz. Yani göl ayrı, insanlar ayrı değil. Gölle insanımız buluşsun arzu ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizin üst ölçekte önemli bir projesi var. Göl etrafını göl etrafını ring şeklinde dolaşabilecek bir turizm yolu projemiz var. 17 kilometre. Onun bisiklet yollarıyla, işte seyir teraslarıyla, çay kahve kıraathaneleri ve kahve şeyleri, hediyelik eşyaları satıldığı yerler belki. Hediyelik eşyaların satıldığı küçük küçük büfelerin olduğu, böyle gölün kenarında bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Güzergahı nasıl olacak efendim? Ayvacık'ın girişinden başlayıp? Evet. O köprüden karşı yakaya geçip, karşı yakadan da aşağıda Suat Uğurlu Barajı kadar gölün hemen sıfır noktasından hareketle oradan bir dört tane mahallemizin içinden geçerek yine aşağıda Suat Uğurlu Baraj Gölümüzün dolu savağının üzerinden yine ne durumda bu çalışma? Bu çalışma yoğun bir çalışma yapılıyordu. Evet kadar. Evet çok yoğun bir çalışmamız var Büyükşehir Belediye'mizin. %60'ı tamamlanmış durumda şu anda bu yolun. %30, %40'lık bir bölümü kaldı. Tabii altyapısı tamamlandı. Şu an işte beton ve onun etrafındaki diğer turistik enstrümanların çalışmaları var. Bunun yanı sıra yine Samsun'un en büyük doğa yaşam parkı Ayvacık'ta inşa ediliyor. Yine Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla 60 dönümlük bir arazi üzerine yine Devlet Su İşlerimize ait bir araziydi bu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız hızla orayı Büyükşehir'in üzerine tahsisini aldı ve projeyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 milyon lira maliyetli, 10 trilyon lira maliyetli bir doğa yaşam merkezi burası. İçerisinde nerede olacak burası? Hemen Baraj Gölü'nün sıfır noktasında ilçenin ilçe merkezinin hemen ileri tarafında Terice Deresi mevkiinde. İçinde ahşaptan otantik otellerimiz, restoranlarımız, müzemiz, camimiz, mescidimiz, oyun alanlarımız, basketbol, voleybol, tenis kortlarımız, balık tutma, balık hobi evlerimiz, yürüyüş yollarımız, mesire alanlarımızın olduğu dolu dolu inanılmaz güzel bir doğa yaşam parkı. Merkezi, parkı. Ne zaman projesi hazır? 2016'nın sonunda bitmiş olacak. Bitmiş olacak. Evet. Çok güzel. Şimdi çok son 6-7 dakikaya girdik. Konuşulacak çok şey var Ayvacık olunca ama genel manasıyla bize aslında son derece net bir şekilde özetlediniz Ayvacık'ta. Neler oldu, neler bitti. Bu elektrik meselesini isterseniz birkaç dakika değinelim. Sonra özellikle şu anda yapımı devam eden
Evet. Ve bu son 2019'a kadar yapmayı düşündüğünüz hedeflerinizle ilgili de biraz bilgi verirseniz sevgili başkan. Efendim elektrik konusu hakikaten öyle. 1985 yılında kurulan elektrik hatları ve elektrik trafolarıyla 2015 yılında hizmet vermeye çalıştığımız bir elektrik altyapısına sahibiz. Ayvacık'ın coğrafi yapısı yani 10 dönümlük düz arazi bulmak için yani fizik ve jeoloji kurallarını zorlamaya çalışıyorsunuz. Engebeli şu dağlık ormanlık bir coğrafi interlantı var. Yani Ordu'dan Amasya'dan Tokat'tan sınırı olan geniş bir coğrafi alan. Hep de engebeli dağlık ve ormanlık. Dolayısıyla şu an kimse şunu söyleyebilirim size. 43 mahallemiz var. En az 30 tanesinde kışın elektrik kullanılamıyor. Öyle mi? Televizyon izlenemiyor. Elektronik eşyalar kullanılamıyor. Hepsi bozuluyor. Gitti geldi. Trafolar yetmiyor. Tellerin şeyleri, direkler çürümüş. Teller daha 1985 yılında çekilen tellerin aynısı. Yani iptidai usullerle gidiyor. Kim, ama kim bu işi çözebilecek durumda? Efendim sorumlu YEDAŞ'tır. Şu anda. Ama YEDAŞ, biz sık sık toplantı yapıyoruz. YEDAŞ Genel Müdürümüz ve yetkililerimizle. Bir program alıyoruz. Deniyor ki 2015 yılında Ayvacık'ta 20 tane mahallemizin tüm elektrik altyapısını, üst yapısını iyileştiriyoruz. Peki diyoruz, bir konsensüs sağlıyoruz. Bekliyoruz ki hani 20 mahallemizin elektrik sorunu kalmayacak. Fakat bir ihale yapılıyor. Müteahhit gelmedi, iflas etti, o müteahhit gitti, şu oldu, bu oldu. Yani YEDAŞ'la ilgili bir sorun yok anladığım kadarıyla. Yani işi üstlenecek firmada yok, mı sorun yaşıyor? Yok yok. Yani YEDAŞ'ın denetim yapması lazım. Programa aldığımız 20 köyün en azından mahallenin en azından 10 tanesini, %50'sini yapalım. Ama tam yapalım o mahalleler artık. Ya elektrik sorun. Ya bütün işler bizim işimiz Sinan Bey. Yani belediye anlamında hepsi bizim sorumluluğumuzda. Tamam yapacağız ama şimdi elektrikle ilgili sorunlar doğrudan belediyenin sorumluluğunda olan bir iş değil. Evet. YEDAŞ gibi bir özel kurumla ama sonuçta vatandaşın temel bir ihtiyacı bu. Elektrik olmadan hayat olmuyor. Dolayısıyla da burada istiyoruz ki bu çalışmalar yapılsın ama bu istediğimiz ölçüde gitmiyor. Vatandaşımızdan en çok üzerimizde baskı yani mahcup olduğumuz, cevap veremediğimiz bu elektrik konusu bundan kurtulamıyoruz. Yani bundan da kurtulmazdık istiyoruz yani. 2015 yılındayız. Halen daha yani elektrik 1985 kullanamıyorsa yılında evet, kurulan 85, sistemle hareket ediyoruz diyorsunuz. YEDAŞ'la biz de bunu paylaşalım. Bunu yaşamak içinde istemiyoruz ama bir türlü sağlıklı bir koordineli bir çalışma noktasına gelebildiğimizi söyleyemiyorum. Bu noktada çok muzdaribiz. Bu konuyu da biz YEDAŞ yetkilileriyle ve Nurettin Bey'le de konuşabiliriz. O da çok çünkü gayretli ve Samsun'da YEDAŞ adına önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Şehrin ışıl ışıl olmasından görerek bunu söylüyoruz. Burada demek ki sizinle daha iyi istişare edecekleri, daha iyi bir yol haritası çizecekleri bir planlama yapmaları. Biraz yani daha dinamik ve vatandaşımızın bu proaktif şiddetli arzusuna, evet proaktif bir takım dinamik evet çözümler getirmesini bekliyoruz ama maalesef bir net bir sonuca ulaşamadık. Elektrik noktasında sıkıntımız çok büyük. Peki bunu da notlarımızı aldık sevgili başkan. İsterseniz yapımı devam edenlerin dışında yapmayı planladığınız çalışmalarla ilgili de bilgiyi verelim. Çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Onlardan da bahsedelim isterseniz. Sonra kapatalım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlerin de çok vaktini aldık ama yani tabii konu belediye olunca, vatandaşımıza hizmet olunca yani biraz apolitik konuşmaya çalıştım Sinan Bey. Yani evet, hakikaten doğrusunu yaptınız efendim. Vatandaşımız ne arzu ediyor, biz ne yapmaya çalışıyoruz, yetiyor muyuz? Hayır yani yetmiyoruz tabii ki. Yani bunu yetiyorum diyen yalan söyler. Evet. Yani yetmiyoruz. Eksiklerimiz var, çok var. Ama gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Yani yetişmeye çalışıyoruz. Onun için ne imkan gerekiyorsa onu zorluyoruz.
Tabii bununla ilgili de yapacağımız çalışmalar var. Ben şeyde geç bu 2015 yılı, bu yılı söyleyeyim. 140 kilometre stabilize yol yapmış Ayvacık Belediyesi. 140 kilometre. 140 kilometre. Evet. 2014 yılında 430 kilometre geçen yıl. 1500 ila 2000 kilometre yol ağımız var Sinan Bey. Evet. 2000 kilometre yol ağımız var. 430, 140 da bu yıl olmuş. 580-600 kilometre. Daha 1400 kilometre daha yapacağımız yol var. Yol ihtiyacımız var. Evet. İnanılmaz derecede. Bir de yerleşim yerlerimiz dağınık. Bir ev orada, bir ev orada. Ama bu böyle diye ona o hizmeti götürmeyecek değiliz. Yapacağız, onu da yapacağız. Biraz sabırlı olmalarını istiyorsunuz. Anladım. Evet. Biraz sabırlı olunursa en kısa sürede biz bu yol ihtiyacını çözmeye çalışıyoruz. Yaptığımız yerlerden vatandaşımız görüyor zaten. Bize de sıra geldiğinde bizim de olacak diye sabırla bekliyorlar. Bu sabırlarından dolayı da Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sabırsız olmasınlar. Çünkü yapılan yerleri hepsi görüyorlar. Kalan, yapamadığımız, ulaşamadığımız vatandaşlarımıza da aynı o yapılanlar gibi en kısa sürede ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. İmkan arıyoruz. Hükümetimizin İler Bankası'ndan kredi kullanıyoruz. Her türlü riski alıyoruz. Yeter ki bir an önce vatandaşımızın o temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Son birkaç cümleyle, bir iki dakika içerisinde aktarmak istediğiniz şeyler varsa onları da alalım. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'de söyleşimize devam edeceğiz efendim. Evet, yani biz imkanlarımız ölçüsünde ilçe belediyesinin bütçesi bellidir. Geçen yıl 7 milyon lira, 7 trilyonluk bütçemiz vardı. 2016 bütçemizi hazırlıyoruz şimdi 10 milyon lira olarak. Bir yıl içerisinde 10 trilyon parayı işte Ayvacık'ın o en ücra köşesinden şehir merkezi içerisinde ne hizmet, belediyecilik anlamında ne yapılacaksa yapılacak o kadar. Ama büyükşehrimizin imkanlarıyla da birlikte hem suda, hem kanalizasyonda, hem yolda, hem turistik anlamında, hem de şehrin estetiği anlamında, şehrin daha güzel gelişmesi anlamında iki belediye, büyük belediye, küçük belediye hızla buna çalışıyoruz. Bu arada da turizme dönük çalışmalarımızın örneklemelerini büyükşehirle birlikte bizler yapıyoruz. Özel girişimciler, yerli ve yabancı yatırımcılar da işte konaklama tesisi gibi diğer turizme dönük faaliyetlerine bizim yaptığımız planlamalar ve açtığımız yollarda onlar da devreye girip ilçenin hızla böyle bir turizm destinasyonu, saklı cennetin saklılığını bir tarafa atıp cennetini paylaşmak için eğitimde, sporda, turizmde vatandaşımızın en temel ihtiyacı neyse onu temin etmek için evsizse hemen sosyal belediyecilik anlamında ona ev yapmak, ev yapmaya gücümüz yetmiyorsa evinin malzemesini vermek, ekonomik durumu iyi değilse ona bir takım destekler olmak, spor kulüplerimize maddi manevi yardımda bulunarak sporun altyapısını yapıp gelecekte Samsun'umuzun, Türkiye'nin önemli sporcularını su sporları noktasında veya diğer sporlarda sporcu yetiştirmek için gençlerimize işte kulüptür veya diğer ihtiyaçlardır. Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte ne imkanları varsa hemen onu yakalayıp bir yerlere götürmeye çalışıyoruz ama güzel yerlere götürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bu hedeflerimize gidebilmemiz için önümüzde 1 Kasım gibi bir milat var. Bu milat çok önemli. Bu artık bir ülke meselesi. Bu hedeflerimize Türkiye, biz böyle çalışıyoruz belediyecilik anlamında ama güçlü, istikrarlı ve bir
idari yapının olması gerekiyor. Güçlü bir iktidar olması gerekiyor. Bunları normalde yapamazsınız. Yani çok sıkıntılar çekersiniz, bıkarsınız. Dolayısıyla da halkımız zaten o 1 Kasım'da ne yapacağını biliyor. 7 Haziran'dan bu yana inanın böyle bu istikrarsızlık, ekonomide, güvenlikte yaşadığımız durumlar ortada. Bunu herkes biliyor, anlatmaya gerek yok. Ama burada da şu görülüyor ki bu Avrasya coğrafyası istikrarlı bir yapının iş başında olup dimdik bir şekilde halkımızla ülke idaremiz bütünleşik bir şekilde bir istikrarlı olarak bu bölgede bölgeye güven verecek bir yapı olacak. Halkımız bunu, vatandaşımız çok iyi biliyor. 1 Kasım'da umarım ve dilerim inşallah o beklediğimiz hep birlikte o sonucu alırsak eğer 1 Kasım'dan sonra bu bizim 3 aydır böyle debelendiğimiz, böyle çok da şey yapamadığımız yapımız var ya, sanki ipten kurtulmuş gibi 1 Kasım'dan sonra hızla daha güzel hedeflere gece gündüz hep birlikte koşacağız inşallah. Peki. Peki, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, Mustafa Belür konuğumuzdu. Ayvacık Belediye Başkanı. Çalışmalarında başarılar diliyoruz kendisine. Kısa bir ara vereceğiz efendim. Aranın ardından Havza Belediye Başkanı Murat İkiz sorularımızı yanıtlayacak. Bizden ayrılmayın efendim.